haremlik, selamlık uygulaması dinin bir emri midir? Haremlik, selamlık, yani namahrem, mahrem konuları kesinlikle dinin emridir. Ölçüsüdür yani. İnsanın çıkabileceği insanlar vardır, çıkamayacağı insanlar vardır. Tesettürüne dikkat etmesi gereken yerler vardır. Tesettürünün serbest olduğu yerler vardır. Ama kesinlikle bu Allah'ın bir emridir. Kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir konudur. Öyle ben dümdüz yaşarım diye bir şey söz konusu değildir. Mevla Teala'nın müsaade ettiği yerlerde, Mevla Teala'nın müsaade ettiği şekillerde insan ne yapacak? Hayatını devam ettirecek. Kimlerle oturabilir, kimlerle kalkabilir? Şimdi ilk başta bu tabii hep böyle şey yapılır. Sen söyle. Ya hocam ya. Böyle diyenlerin her birerleri kendi çok yakınlarından ağır, ağır imtihanlar yaşamıştır. Sakın demeyin öyle. Lütfen hiç söylenmesin. Ağır imtihanlar yaşanmıştır. Ben bunları buralarda anlatma neyim olacak? Kesinlikle olmaz. Yani abes karşılarım. İlk başta işte ya hocam o benim kardeşim, o bilmem neyim derken, normal kardeşten bahsetmiyorum. Normalde amca kızının yanında ne yapamazsın? Oturamazsın. Misal yorum. Ama o ayağa kalkar Türkiye şu anda. Ne diyor hocam? O benim kardeşim diye başlarsın. Sonra bir bakmışsın ki her şey dümdüz. Sen ne konuşuyorsun? Ve bunun gibi işte baldızla alakalı konuşursun. Sonra filan. Ondan sonra bir ton sıkıntılarla karşı karşıya. Ya bırakın hayatın gerçekleri var. Kimse kendini kandırmasın ya. Kandırmayın kardeşim kendinizi. Nelerle karşılaştığımız, neler yaşandığını Türkiye'de hep beraber görüyoruz işte. Neler yaşandığını görüyoruz ya. O yüzden kimse kendini yapmasın. Yalandan öyle Allah'ın emirleriyle oynamasın. Sonra burnunu Mevla bir sürttü mü, ondan sonra başlar eyvah demeye. Ve biz açık ve net söylüyorum. Böyle diyenlerin çok ciddi bir şekilde sıkıntılarla karşılaştığını bizzat gördük. Şimdi tabii dedim ya burada nasıl anlatayım tek tek bunları yani. Gördük. Baştan ne diyordu? Hocam ya. Hocam ya mı? Şimdi desene hocam ya. Niye? Çünkü burnun sürtüldü. Cezayı çektin. Mahrem namahreme dikkat etmedin. Sonra ondan sonra çok olumsuzluklarla karşılaştın. Sonra ya. O yüzden tekrar ediyorum. Baştan ne gözüküyor? Sanki bir kısıtlama gibi gözüküyor baştan. Ama sonradan bakılıyor ki ya ne kadar önemliymiş ya. Elhamu el maut diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yakın akraba, namahrem olan yakın akraba ölümdür. Niye? Olumsuzluklarla karşılaştığında olumsuzlukla alıp yakın diye nitelendirdiğin insanı alıp bir bakıyorsun alıp kaçıyor ya. Alıp gidiyor ya. Şimdi tek tek konuşturmayın beni yani. Mesela anlaşılmıştır. O yüzden Mevla Teala ne buyuruyorsa yerindedir. Laf dinleyeceğiz, ölçüye dikkat edeceğiz, huzurlu bir hayat yaşayacağız. Yoksa Mevla ile imtihan, Mevla imtihan edilmez. Cezayı ne yaparsın? Çekersin. Rabbim muhafaza etsin.